Yayınlar Ezgi, Akçakale sınır kapısına çok yakın bir noktadayız. Gene sınıra da çok yakın bir noktadayız. Akçakale'de biraz daha rahat bir hayat var şu anda, öyle söyleyebiliriz. Tel Abyad'ın tamamen Türk Silahlı Kuvvetleri'ne geçmesinin ardından Akçakale'de de yaşam normale dönmeye başladı. Kameraman arkadaşımızdan rica ederim, burası işlek noktalardan biri Akçakale'de aslında. Burada vatandaşlar artık... Esnaflar dükkanlarını açmaya başladılar. Akçakale'de çocuklar sokağa çıkmaya başladı. Gezmeye başladılar. Sokakta oynamaya başladılar diyebiliriz. Akçakale'de dediğimiz gibi dün sadece öğleden sonra 4 obüs atışı duyduk. O da Tel Abyad'ın güney taraflarında terör hedefleri imha edildi. Resulayn'da da bugün sessizlik vardı. Sabah saatlerinde sabahın erken saatlerinde Ceylanpınar'daki arkadaşlarımızla görüştük. Oradan da bilgi aldık. Resulayn'ın güney kesimi, doğunun biraz daha dış tarafta, doğu tarafının biraz daha dış taraflarında dün de orada terör hedefleri imha edilmişti. Bugün sabah saatlerinde orada da biraz daha sessizlik vardı. Dediğimiz gibi biz ilk günlerde Ceylanpınar'da görevimizi yürütmüştük. Oranın sesini, Ceylanpınar'ın sessizliğini biraz daha silah sesleri bozuyordu ama son iki gündür orada da biraz daha silah sesleri susmuş durumda. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Resulayn'ı da kontrol altına almasından sonra dediğimiz gibi bizim hemen karşımız, Akçakale'nin hemen karşısı Tel Abyad. Tel Abyad'da Türk Silahlı Kuvvetleri tamamen kontrolünü ele geçirdi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kontrolü altında Tel Abyad. Terör örgütü oradan temizlendi. Terör hedefleri de imha edildi Tel Abyad'da çevresinde. Biraz daha güney kesimlerde evet yer yer obüs atışları yapılıyor. Dün de yapılmıştı 4 tane obüs atışı Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından. Terör hedefleri imha ediliyor. Bir imha ediliyor. Akçakale'de de hayat bu çerçevede normale dönmüş durumda. Tekrar belirtelim. Çocuklar sokakta top oynamaya başlamış durumda. Oyun oynamaya başlamış durumda. Çocuklar sokakta. Vatandaşlar, esnaflar sokakta dükkanlarını açabiliyorlar. Artık Akçakale'de hayat yavaş yavaş normale dönüyor. Kameraman arkadaşımız Umur Çilingir de sokakları gösteriyor. Biz aslında tam Akçakale'de sınıra yakın bir noktada bir bölgedeyiz. Burası hem Ceylanpınar'a giden nokta aslında. Ceylanpınar'a da buradan bir gidiş noktası var. Yaklaşık sınır olarak da bir 700 metre filan bir sınırımız var. Akçakale sınır kapısının yakında 700 metrelik bir mesafemiz var. Ama burada vatandaşlar dükkanlarını açmaya başladılar. Artık hayat Akçakale'de de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Tel Abyad'ı kontrol altına almasının ardından normale dönmeye başladı diyebiliriz Ezgi. Sözü şimdi size bırakalım.